Onları şimdilerde Korkut Ali ve Ceylan karakterlerini tanıyoruz. Bir aşk hikayesi. Zaten aslında pek fazla bir şey söylememe gerek yok. Görmüşsünüzdür ve heyecanlanıyorsunuzdur eminim. Damla Sönmez ve Seçkin Özdemir bizimle birlikte. Ben de heyecanlıyım. Çünkü bir kere zaten size yanlış bir soru sormaktan korkuyorum. Sosyal medyada hayranlarınız çok fazla. Şu anda mesela şöyle bir durum da var. Kısa sürücü için. Sohbetimiz mesela bu sefer yetmedi bize falan diyecekler ama biliyorum ki saatler de sürse size yetmeyecek. Bunu hissediyorum yani kendileriyle ilgili olarak. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ederiz bir kere. Çok iyi varsınız. Yoğun temponuz içerisinde zaten hani konuklarımızı alırken böyle zorlanıyoruz biraz, siz de biliyorsunuz. Ama tekrar tekrar ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. İlk olarak tabii ki diziden bahsetmek lazım. Aa, çok iyi. Benim yani, dizinin bu kadar beğenileceğini, yani tutulacağını kelimesini sorup çok fazla kullanmak istemiyorum ama beğenileceğini tahmin ediyor muydunuz? Yani böyle ilk proje size geldiği zaman, işte senaryoyu, karakterleri size anlattıkları zaman falan, hani çünkü çok geniş bir havuz olduğu için çok da böyle biraz da tehlikeli ve yani, çok mal var içeride. Evet, çok geniş bir havuz, hakikaten çok tehlikeli. Yani bir işin tutulacağını, yani ya işte tutulacağını, sevileceğini ya da sevilmeyeceğini baştan kestiremiyorsunuz. Ama senaryo bana geldiği zaman da o içinde o kadar naif bir aşk hikayesi var ki hakikaten, ve bütün karakterler çok güzel çizilmiş durumda. Hani o yüzden hepsi oyuncu olarak nasıl bize gerçek geliyorsa izleyenlere de sağ olsunlar gerçek geliyor demek ki. Ve çok çabuk benimsediler, çok sevdiler. Biz de çok mutlu oluyoruz. Güzel. Senin için nasıl peki? Ya şimdi bu işlerde biraz enerji gerçekten çok etkili aslında. Hani evet. Hiç yani iş çok böyle teknik bir şey gibi gözükse de, hani işte kameralar çekiyor, sen şunu oynayacaksın, şu yazılmış falan filan. Ama aslında o kadar teknik bir şey değil. Gerçekten duygu ve enerji karşı tarafa o ekrandan çok güzel yansıyor. Doğru. Yani seyirci bunu hissediyor. Yani samimiyeti ya da samimiyetsizliği, duyguyu ya da duygusuzluğu gerçekten alıyor. Ben bu işe ilk başlarken, işte ilk geldiğinde senaryo bana, yurt dışındaydım ben. O zaman İsveç'teydim, Göteborg'ta. Bana işte menajerim söyledi. Daha sonrasında ilk orada duydum yani Korkut'u. Sonra döndüğümde işte senaryoyu okudum. Korkut'u o kadar çok sevdim ki. Ha, dedim ki bu herifi benim oynamam lazım. Yani o kadar içimden geldi. Ve herkes de bu var. Yani yapımcısından oyuncusuna, yani Damla için Ceylan bambaşka, benim için Korkut bambaşka. Yapımcımız falan, herkes böyle bir arkadaş gibiyiz. Herkes çok işi çok istedi, çok sevdi. Ben bu enerjinin de aslında karşı tarafa yansıdığını düşünüyorum. Herhalde yansıdığı için bu hale geliyor yani, inanılmaz bir şekilde. Sizinle birlikte yaşıyorlar o süre içerisinde anladığım kadarıyla. Sizi nasıl etkiliyor bu? Yani hani böyle çok konuşuluyor olması mesela, çok dikkatli izleniyor olması. Anladığım kadarıyla mesela sen Yaprak karakterin, daha doğrusu Yaprak dolması seviyorsun ama işte sen biber dolması yapabiliyor. Evet, bunları bana sorarsan oldukça dikkat etmesi zor, takip etmesi zor şeyler ya, ama bunları biliyorlar yani mesela. Ne olduğu aslında, işte bu biraz önce söylediğim şeyle bağlantılı bir şey bu. Ya bir yaprak sarması aslında, hani hepimizin hayatının içerisinde olan, çok da önemsemediğimiz bir şey, ama ona o böyle farklı bir şey katıp onu sunduğun zaman, hani gerçekten içten sunarsan o bile seyirciye güzel gözüküyor. Güzel gözüküyor, değişik bir duygu yaratıyor. Yani farklı bir şey hissettirebilmek önemli olan. Yani hayatta da öyle, biz bir şeye anlamlar veriyoruz zaten. Evet. Bir işi yaparken de ayrıca o işi severek yapıyor olmanız, hani ekip ya da biz işte ne kadar o anlamı yüklüyorsak, karşı taraftan da aynı şekilde tepki geliyor. Hani o etkinin tepki bulduğunu görmek çok güzel bir şey. Yani her bölümden sonra mesela Twitter'da yazılanları okuyunca ben şey gibi hissediyorum. Bir arkadaşınızla dertleşmeye gidip başınızdan geçen bir olayı anlatırsınız. Onlar da size yorumlar yaparlar. İşte çözümler üretmeye çalışırlar falan ya. O yüzden mesela bölümden sonra Twitter mesajlarını okumak da çok apayrı bir zevk. Güzel. Ya senaristlerimiz de çok çok farklı bir motivasyonda, yani bambaşka bir motivasyonda. Zaten bu proje onlardan çıkan, yani ilk bu proje Kore dizisi bu. Evet. Oradan uyarlama. Onlar bu diziyi uyarlama hareketine geçen senaristlerimiz. Oradan sonra yapımcıya, sonra bize gelen iş aslında. O yüzden onların da çok farklı bir motivasyonu var. Bu bir zincir, böyle arka arkaya hepsi dizilince işte güzel bir duygu çıktı zannedersem ortaya. Nasıl, hayal kırıklığına düşürme tehlikesi de var biliyor musunuz? Farkında mısınız? Çok kolay var. Bir şekilde var, kayıp gidebiliyorlar. Var. O korku sizi nasıl etkiliyor? Etkiliyor mu?
etkiliyor tabii. Şimdi sahne çekerken bile ben zaman zaman ama ya şimdi bana kızacaklar diye diyerek oynuyorum yani. Tabii. Şimdi bana kızacaklar kısmına gelelim canım. Öyleyse sana yakında kızmaya başlayacaklar bence. Evet ama şöyle bir fark var. Korkut'a kızsalar bile Korkut kendini sonrasında senin affettiriyor canım. Ama senin öyle bir şansın yok. Şu anda kızarlar. Ya şu anda sana kızarlar. Bari sen yapma. Yani rica ediyorum. Gerçekten kelimelerimi böyle dikkatli seçmeye çalışıyorum. Kusuruma bakmayın her ikinize de. Her ikinize ayrı ayrı diziye tabii ki geri döneceğiz ama ben her ikinizin de hakkında bilgileri okuduğum zaman ayrı ayrı hayretler içerisinde kaldım. Kusuruma bakmayın. Bir kere zaten çok genç yaşta oldukları için yani kendimle karşılaştırdığımda bayağı oldukça. Yani ben özellikle kendim yani çok genç oldukça. Bir adam değilim. 32 yaşındayım. Gençsin. Yapma ya. Evet. Ama Damla bambaşka yani gerçekten ve bu genç yaşına rağmen inanılmaz başarıları bünyesinde taşıyor. Ödüllerim var. Hatta yani gerçekten hani bugün benim diyen oyuncuların elde edemediği ödüllerin var diyebiliriz rahatlıkla herhalde. Yani rahatsız olma lütfen. Yani benim gözümde öylesin gerçekten. Pek çok insanın gözünde de herhalde öylesin. Büyük bir sorumluluk yüklüyor olsa gerek sana, doğru mu? Yani sorumluluk şöyle bir şey. Ben çok küçük yaşımdan beri oyuncu olmak istiyorum ve hani bu son yıllarda baktığım şey. Hani esas olan ne? Ya setteyken ya da sahnedeyken. Hani ben bu işi keyif aldığım için yapıyorum. Hatta tıkandığım yerlerde de kendi kendime sürekli çünkü bazen zihin sizin istediğiniz gibi çalışmayabiliyor. Birçok şey düşünmeye başlayabiliyorsun. İşte teknik olarak bazı şeyler oluyor. Başka şeyler oluyor. Sürekli kendi kendime tamam oyuna dön, oyuna dön diyorum. O ilk ödül zamanında mesela bir bocaladığım dönem şöyle bir şey oldu. Oyunculuk yaparken bir şekilde yani çok bilinçli ve çok duruma hakim olmanız gerekiyor. Ama aynı şekilde de bir yerden de kendinizi bilinçsizleştirmeniz gerekiyor ki öngörülemez olabilin. Doğru. Hani tahmin edilemez. Çünkü tahmin edebildiği bir şeyi seyirci izlerken zaten o kadar hani bu heyecan yaratan bir şey değil sahnede de kamera önünde de. Ve hani o bilinçli bilinçsizlik içinde oynarken ödüller gelmeye başlayınca işte o Bornova ile ilgili, Mahp Eker ile ilgili daha sonra ben şey demeye başladım. Bir şey yaptım, onu iyi yaptım galiba. Hani insanlar bunu söylüyorlar şu an, bunu nasıl devam ettireceğim? Şu an ne yapmam gerekiyor diye böyle bir bocalamaya girdim. Ama işte oradan da beni çıkaran tekrar şey oldu. O mesleğe olan sevgi ve bunu neden yaptığımı hatırlamam oldu. İşte oradan da tekrar diziye bağlayabiliriz. O seçkinin söylediği inanarak yapmak. Gerçekten siz keyif alarak, onun içinde olarak yaptığınız zaman yani hepimizde var bu. Bir doktorda da olabilir, avukatta da olabilir. Kafamızda konuşan sesler var sürekli mesleğimizi yaparken. Onları dengeleyebildiğiniz zaman siz keyifli bir şey yapıyorsunuz. Karşı tarafa da keyifli bir şey olarak geçiyor ve o zaman da başarılı oluyorsunuz galiba. Bence başarılı oluyorsunuz. Galibası yok. Öyle. Gerçekten. Son şeyi yüklemi koyarken dedim. Büyük bir şey dedim şu an diye. Hayır gayet güzel bir şey söyledi. Peki kusuruma bakma, bunu kötü bir şey için söylemiyorum ama mesela çok genç yaşta olduğun için akıl aldığın, danıştığın insanlar var mı? Fikrine var, saygı duyduğun ve yani ailemden de var, okuldan hala görüştüğüm hocalarım var. Okul derken bu arada yani öyle böyle okullar değil tabii ki. Onları da söylemek lazım. Çok başarılı bir teşekkür ederim. Hayatında var anladığım kadarıyla. Sen her bir şey söylediğinde gücülüyorum ben bu bir yerde. Çok teşekkür ederim. Gördün mü? Yani şey... Fena değilim, iyi gidiyorum. Doğru iyi gidiyorsun. Şey yani var tabii ki hani arkadaşlarım da var aynı şekilde hani bu şey de değil yaş olarak ya bazen tecrübe yaşla birlikte olmaya da biliyor hani çok evet. Fikrine güvendiğim ve bazı şeylerde hani mesleki olarak bir şeyler edinebileceğimi düşündüğüm arkadaşlarım var danıştığım var tabii ki var hepimizin her şeyde yok mu hani doğru evet sırf meslekle ilgili değil çoğu yaşadığımız olayla da ilgili. Çok zorlu bir hayat çünkü sizin yaşadığınız hayatlar. Hem başarılısınız hem de oyunculuk sektörü yani zaten bu sektörde daha doğrusu dizi sektörü demek lazım herhalde büyük bir ihtimalle. Çok kaygan ortamlar olduğunu düşündüğüm için aslında biraz da zor. Bir de aynı zamanda yine tekrar söylüyorum. Türkiye'de özellikle sizin oynadığınız karakterlerle özdeşleşiyorsunuz bir şekilde. Haksız mıyım? Doğru. İnsanlar halk sizi gerçekten o dizide oynadığınız karakterlersiniz zannediyor. Onunla ilgili sıkıntılar yaşıyor musun deyip hemen sana. Ya sıkıntı yaşamıyorsa bu mutlu ediyor tam tersi tabii ki de. Yani oynadığın bir karakterin
artı karakterin söylediği bir cümlenin ya da yaptığı bir hareketin insanların üzerindeki etkisini gördükçe ve bu sana yansıdıkça bu tabii seni mutlu ediyor. Bazı böyle konularda benzediğimizi fark ettim. Biz mi? Evet. Mesela kaşların karışıyormuş, doğru mu? Karışıyor, ben bir golden'a bağlıyorum bazen. Paramadan yayına çıkmıyormuşsun. Evet. Yayına diyorum yani çekim yani edeyim. Şey oluyor yani, o bir artistlik bir şey değil hani, gerçekten böyle düşüyor yani. Hani artistlikle alakalı olan bir şey değil. Böyle bence onları bir dakika kaldırdın, indirdin çünkü. Evet. Sorun olmasın sonra. Bir de böyle bir tişörtlerini bizim kesin. Makyözümüz işte şey diyordu bana, seçkin gel golden'a bağladın yine, gel bir tarayalım falan. Oradan çıktı yani. İşi zor ama gerçekten. Şimdi buradan canlı canlı görünce gerçekten zor bir iş olduğunu anladım. Kolay gelsin. Tişörtlerin yakasını kesiyorsun. Kesiyorum. Aynen. Sebebi nedir? Rahatsız oluyorsun. Bilmiyorum, rahatsız tamam. Sevmiyorum yani, böyle sıkı yaka sevmiyorum. Rahat yani, böyle rahat edemiyorum. Sadece yakası değil, yaka kol bantları, alt bantlar falan kesiyorum. Pantolonu ya, ben kendim zaten pantolon kestim bir kere. Ben de kesiyorum. Dizide. Tabii gerçekten. Bir rahatsız oldum pantolondan. Pantolonun belini, kemer kısmını durmaz o öyle. Durur. He, durur durmadı. Dedim de olmadı durmaz yani. Tabii yani. O günü zor bitirdik biraz. Ondan sonra hemen çöp olduk. Ama keşke olsaydı, öyle devam edecektim bütün pantolonlar. Yetenekli ya, ben normalde aynı zamanda. Hem hoş, hem yakışıklı, hem genç aynı zamanda. Yetenekli. Yani ben... oyunculuk yeteneğinin dışında bir de yani... Modaya da yatkın. Modayla hiç alakam yoktur. Onu söyleyeyim ya. Yani. Ama elin yatkın, yapacak bir şey yok. Yani ben normalde seçkin olarak böyle şey hani, yaka maka zaten kendim bildiğim bileli keserim yani. Hani sıkıldığım zaman, bir tişört darladığı zaman falan. Dizilerde bunu hiç yapmadım. Dizilerde bunu hiç yapmamıştım. Ama Korkut'a onu yakıştırdığım için öyle başlamak istedim Korkut'a. O da çok sevildi, çok da soruldu yani. Güzel. Herkes kesip fotoğraf gönderiyor, bir de Twitter'da da var. Allah, sağ olsun. Böyle güzel, çok güzel şeyler bunlar. Yani ben mesela işte böyle yıllardır bizim zamanımız diyeceğim çünkü. Böyle kuşak farkına biraz yakınız. Onu söyleyeyim gerçekten. O kadar ama, kuşak Allah farkı Allah, ne yaptınız? Gerçekten böyle çok şey, merak hayal, etmeye başladım. Değil, o kadar da değilim. Tamam. O kadar da değilim. Ama şey yani ya işin şakasını bir tarafa bırakırsak şöyle bir şey vardı eskiden. Ya işte yurt dışında her şeyi yapıyordu bütün oyuncular. İşte şarkı da söyleyebiliyorlar, müziğe yatkınlar, dans edebiliyorlar. Oyunculukları zaten çok iyi bilen, bizde niye böyle oyuncular yok, sadece oyuncu gibi böyle hani şeylerimiz vardı, hmm. varyansınlarımız vardı. Hmm. Ve ben şeyin farkına varıyorum. Artık böyle konuklarım da geldikçe ve sizleri daha yakından tanımaya fırsat buldukça pek çok yeteneği barındırdığınızı farkına varıyorum. Yani bu tabii ki herhalde aldığınız eğitimlerle de çok fazla ilgisi var ama zaten bunun artık bir gereklilik olduğun konusunda benimle hemfikir misiniz, onu merak ediyorum. Ben bir müzik eğitimi almadım, hmm. başta lafını kesip onu söyleyeyim. Müzik eğitimi almadım, artı konservatuarlı da değilim ben. Hmm. Ben üniversiteden sonra bir sene Müjdat Gezen'de, bir sene de Başkent İletişim Akademisi'nden oyunculuk eğitimi aldım. Yani konservatuvarlı değilim. Artı bir müzik eğitimi de yok. Hani öyle gibi düşünülmesin diye söylüyorum. Ha yok, ben onu o anlamda söylemedim zaten. Yani hani pek çok şeyi bir araya getirmek gerektiğini düşünüyor musunuz diye söyledim. Oyunculukta. Hı-hı. Yani. Ya bu bir kullanamıyorsunuz yani sonuçta, belki de dizilerde veya işte rol aldığınız filmlerde. Ondan dolayı mı? Kullanıyoruz. Önemli ama yani şart mıdır? Değil midir? Ya bu bir şart değil. Bu bir tercih olabilir. Şimdi tabii konservatuarlı olarak ama... da Damla'nın daha önemli bence söylüyor. Ya hem... Hayır. Yok canım, estağfurullah. Yani aralarını bak. Bak işte aralarını bozdum. Yani konservatuarda zaten hepsinden hani ses, beden vesaire bunların eğitimini alıyorsunuz. Genelde... Hani insanın kendi özel merakı da olabiliyor. Ya ben bunu şeye bağlıyorum. Yurt dışında o vardır. Bu da açıkçası benim biraz da katıldığım görüşlerden biri. Hani biz bu mesleği bu bedenle yapıyoruz. Ve hani yaptığımız spor, beslenme vesaire, ben çok dikkat ettiğim için söylemiyorum. Ben de çoğu zaman spordan kaytarabiliyorum. İşte çok lezzetli şeyler yiyebiliyorum dikkat etmeden falan. Ama hani bunun hepsi bir bütün. Sesimiz, bedenimiz, işte oyunculuğumuz, işte zihnimiz vesaire. Yurt dışında daha çok işte atıyorum Broadway'de, işte New York'ta ya da Londra'da büyük sahne şovları oluyor ve o şovlarda hem sesini, hem oyunculuk yeteneğini, hem de bedenini, dans yeteneğini aynı anda kullanman gereken ve hepsinin antrenmanlı olması gereken şeylere çıkıyorsun. Ya da müzikal filmler çekiliyor. Bizde o kadar yaygın olmadığı için muhtemelen hani bu şu an bir gereklilik olarak görülmüyor ya da çok fazla sayıda
Böyle insan var mı bilmiyoruz. Belki de kimlerde ne yetenekler var ama biz farkında değiliz hani ortaya çıkmadığı için. Ya şu biraz, ya bu konuştuğumuz şey aslında biraz şu taraftan hani ne kadar çok şey yapabiliyorsan aslında oynayabileceğin şey o kadar çoğalıyor. Evet, yani doğru. Şarkı söyleyebiliyorsan şarkı söyleyebilirsin, öyle bir karakter oynayabilirsin, ata binebiliyorsan bilmem ne yapabiliyorsan. Yani oyuncu ne kadar donanımlıysa tabii o kadar iyi. Doğru, tamam, teşekkür ederim. Hı-hı. Beni nasıl kurtar? Sorumluluk hissetti çünkü. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Çok mersi. Bu arada kulağıma tabii ki arkadaşlarımız yani seni çok beğendikleri için her ikinizi de. Çok ama seni olsunlar. Özellikle Muhteşem Yüzyıl'dan evet. Da nasıl göz koydukları doğru olabilir mi acaba? Çok mu yanlış? Çirkin bir kelime oldu. Olur canım. Yani ben o öyle şeyleri hani kötü niyetli söylenen şeyler değil onlar. Ya da altında bir şey olan şeyler değil. Onlar duyguları ifade edilen. Ha. Yani göz koydu dese de ben onu kötü anlamam. Kötü anlamda söylememiştim zaten. Evet, evet. Nasıl geçti senin için o tecrübe? Muhteşem Yüzyıl. Evet. Çok çok özeldi. Çok önemlidir benim için. Çok büyük isimlerle yer aldım. O zaman ben aslında hani pek de bilinen bir adam da değildim. Onların yanında biraz da görerek de çok bana şeyler oldu, destekleri oldu. Gerek Okan olsun, Ali Tabi olsun, işte Meryem çok özel bir oyuncu. Onlarla çalıştığım için ben çok mutluyum. O iş de güzel bir iş. Ve içinde bulunduğum dönemde oynadığım karakterin hikayesi, içinde bulunduğu durumlar falan benim gerçekten çok zevk alarak oynadığım sahnelerde. Güzel. Evet. Güzel bir açıklamaydı gerçekten ama bu isimlerden bahsetmişken şimdi tabii ki aklıma geldi. Zuhal Olcay'dan da bahsetmek lazım. Tabii. Çok büyük bir şans olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü benim çok sevdiğim insanlardan bir tanesi olduğu için, sanatçılardan bir tanesi olduğu için şanslısınız. Zuhal Olcay'ın sanatçı kimliğini zaten biliyoruz. Onun dışında Zuhal Olcay, yani Zuhal olarak yani kişi olarak yani Zuhal Olcay kişisi olarak tanımak, karakterini tanımak da ayrı bambaşka bir şeymiş. O çok özel bir insan. Onu çok seviyorum. Çok da desteği için her türlü setteki bize ön ayak olduğu, gösterdiği hareketler, tavırlar için çok teşekkür ediyorum. Selamlarımızı söyle. Öyle, ben de. Senin için de öyledir herhalde. Öyle kesin. Yani dünya şekeri bir insan. Bir yandan da hani bütün o mesleki hem yaşam tecrübesi olarak çok samimi ve hani her şeyi konuşabileceğiniz bir insandı bir yandan. Çok özür dilerim bu arada. Yani kısa sürdü sohbetimiz, farkındayım ama ne yapsam yetmeyeceğini de biliyorum size. Yazın bir film çektin bildiğim kadarıyla. Evet, İsmi bile belli değil hikayesini ben merak ediyorum. İsmi şöyle belli değil. Yani ses, yani evet tabii ki filmi anlatacak bir isme ihtiyacı var herhalde. Evet ya, hayır, aslında ismi var. İsmi de vardı. Ya, Kolombiya Üniversitesi'nde master'ını yeni bitirmiş iki tane genç kadın yönetmenin filmi. Kolombiya Üniversitesi'nin arkadaşlarıyla hani Amerikan Türk ortak yapım bağımsız bir film çektiler üniversitenin de biraz desteğiyle. Filmin adı Essie Apart'tı. Türkçe bir adı yok hala. Ama o Essie Apart adı da daha önce konusu neredeyse benzeyen bir filmle aynı olduğunu fark edip Things I Cannot Tell'e çevirdiler. Hani şu an hala Türkçe adı belli değil sadece. Tamam. Bizim böyle sıkıntılarımız var ya, tam Türkçeleştiremeyip kendimiz başka isimler. Yani hani dağıtımcılara bıraktığınız zaman genelde böyle daha vurucu olsun vesaire olsun diye. Tabii, evet. Hani aşkla ilgili çok alakasız isimler seçtiği için orası da bayağı panik şu an. Oraya kadar gitmeden biz bulmalıyız Türkçe adını diye. Diyemedim olacak galiba. Diyemedim ben onu gibi bir şey. Bilmiyorum. Ay, fenaymış. İşin şakasını bir tarafa bırakalım. Gerçekten ellerinize sağlık. Merakla bekliyoruz diyelim. Ama bir aşk hikayesiyle ilgili olarak gerçekten ellerinize sağlık dememiz lazım. Hem sizin ikinizin enerjisi çok belli ve çok güzel olduğunu burada zaten görmek de mümkün. Ama yayına da, diziye de yansıyor. Yayın oluyor değil mi? Yani bir iki yayın başka bir şey yani. O yüzden çok yayına da yansıyor. Biz aslında gerçekten ya en küçük parçası bile olabiliriz yani. İşin arka tarafında o kadar çok uğraşan insan var zaten. Ki. Çok güzel bir ekip olduğu çok belli. Evet. Onlara buradan kolay gelsin diyoruz. İşinizin zor olduğunu çok iyi biliyoruz. Yolunuz açık olsun hepinizin. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Bu arada hani boşluk bulup getirdikleri için de çok çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca size. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz, yeteneksizsiniz de yarışmacılar hünerlerini bir bir sıralarken bir